Hamilesin. Şimdi ne olacak? Hamilelik her zaman planladığında olmuyor. Sana bazen sürpriz yapabilir ve beraberinde zorluklar da getirebilir. Bu hamileliği sürdürmek ya da yarıda kesmek senin şahsi kararındır. Belki bu zaman senin için iyi bir zaman değildir veya yaşam şartları ve bulunduğun durum zordur ve bu çocuğu istemeyebilirsin. Bu durumda bir an önce hamileler için danışma merkezine başvurman gerekir. Ne kadar erken o kadar iyi. Burası sana kararında yardımcı olabilir, gerekirse gebelik sonlandırması hakkında da bilgilendirir. Bu danışmanlık ücretsizdir. Eğer hamileliği sonlandırmak istersen Almanya'da 12 hafta süren vardır. Sonlandırmaya karar verdin ise danışma merkezinden sana bir belge verilmektedir. Bu belge olmadan hiçbir doktor senin hamileliğini sonlandıramaz. 300 euro ile 400 euro arasındaki hamilelik sonlandırma masrafını kendin karşılamalısın. Eğer gelirin az ya da hiç yok ise gebelik sonlandırma ücretinin masraflarını üstlenmeleri için sağlık sigortasına başvurabilirsin. Eğer bu sağlık sigortasına üye değil isen ama Almanya'da kayıtlı isen, masraflarının karşılanabilmesi için başvurabilirsin. Bu durumda da danışma merkezleri sana yardımcı olabilirler. Eğer çocuğu doğurmaya karar verdin ise, danışma merkezleri bu konuda da sana yardımcı olabilirler. Eğer sağlık sigortan var ise ve başka Avrupa ülkesinde olsa dahi, hamilelik esnasındaki sağlık kontrollerini ve doğum masraflarını karşılamaktadır. Eğer daha çalışamaz durumdaysan veya çalışmak istemiyorsan ya da gelirin düşük ise Sosyal Hizmetler Kurumu'na başvurabilirsin. Muhtemelen başka yardımlardan da yararlanabilirsin. Örneğin hamilelik kıyafetleri ve bebeğin ilk ihtiyaçları gibi. Doğumdan sonra değişik imkanlardan da yararlanma hakkın vardır. Örneğin çocuk parası. Doğumdan sonra çocuğun seninle kalmasına imkanın yok veya istemiyor isen bu çocuğu evlatlık vermek gibi imkanın da vardır. Burada da farklı imkanlar vardır. Bu farklı imkanlar ile ilgili bir an önce danışman lazımdır. Lola App'in listesinde sana yakın ve sana yardımcı olabilecek danışma merkezlerinin adreslerini bulabilirsin. Etrafa bir göz at. Başka konular ile ilgili de birçok videolar var.